sabrettikleri hasebiyle o cezahum bir masabaru. Cenab-ı Hak onlara cenneten, cenneti ceza olarak yani karşılık. Arapçada iyi anlamıyla da geçerli. Türkçemizde sadece olumsuz karşılık olarak sınırlanmış. O cezahum bir masabaru cennetten. Cenab-ı Hak cenneti karşılık olarak onlara ama bir masabaru sabrettikleri sebebiyle demek ki iyilik halinin hayata hakim olması sürdürülebilir kılınması belli bir karara ve istikrara kavuşması gerek. Kişinin bu hususta bir sebat göstermesi gerek. Tek seferlik iyilik durumları kayda değer değildir. Sonrasında çözülen, geriye iyilik bırakmayan, kötüleşen durumlar efendim iyi bir sonuca yol açmaz. İyiliğin istikrara kavuştuğu ve iyilik halinin sona kadar, ölünceye kadar korunduğu ve sürdürüldüğü bir sürece ihtiyaç var. Böyleleri sonuca kavuşabilirler. O cezehum bir masabaru. Sabrettikleri yüzünden veya sabretmelerinden ötürü bu taata yani itaatlere, ibadetleri icrada sabır kötülüklerden uzak durmada sabır, Cenab-ı Hakk'ın buyruklarını, emir yasak ve hükümlerini hayatta ciddi alıp yaşamada sabır, bu böylesi bir sabır, bütün hepsini içine alan, o yüzden Cenab-ı Hak tek tek emirleri, nehileri konu ederek şöyle yaptıkları, böyle yaptıkları için diye onlardan birini seçmedi. Onların tamamını kişi sabırla hayatında tutabileceği, yürütebileceği için şemsiye kavramı olan her bir ibadetin zemininde, içinde ve devamlılığında yer alan sabrı esas aldı. Dolayısıyla cennet وَلَا يُلَقَّاهَا اِلَّا السَّابِرُونَ misali ancak sabredenlerin kavuşabildiği bir nihai sonuçtur. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا cenneten. O bakımdan bir kerecik hacca gitmekle ya bir kerecik namaz kılmakla Kişi cennete kavuşmaz. Kişinin Cenab-ı Hakk'a saygılı bir hayatını tutarlı bir şekilde yaşaması ve kötülüklere artık dönmemek üzere azmetmesi, çaba göstermesi, şayet döne düşecek olursa bile cehaletle min yakın planda hemen tövbe ile onu izale etmeye çalışması, iyilik halini sürdürülebilir kılmak için, çaba ve gayretle takvaya sarılmasıyla mümkün. Yoksa hayatında çok bir şey değişmemiş ama bir kerecik ümreye gitmekle cenneti ümit ediyor yani bir kerecik hacca gitmekle cenneti ümit ediyor ama Allah Azze ve Celle'nin emirleri, yasakları, hükümleri onun hayatında karşı bulmuyor. ise burada bir yanlış anlama söz konusu, bir yanlış değerlendirme söz konusu ve belli ki bu değerlendirmede bir kuruntuyu besliyor. Bunlar emaniden kuruntudan ibaret. Kişilerin böyle bazı efendim, e, spesifik ibadetler, tekil ibadetler üzerinden e, cennet gibi muazzam bir sonucu garantilediklerini düşünmek, elde ettiklerini düşünmek olsa olsa bir vehimden ibarettir. Cennet Allah Azze ve Celle'nin rızasını kesbetmek üzere kararlı bir duruş sergileyen ve Cenab-ı Hakk'ın da bu yolculukta, iman yolculuğunda fitnelere uğrattığı halde kararlılığını bozmayan kimselerin akibetidir. وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Akibet ancak muttakilerindir. Yani Cenab-ı Hak'tan sakınan emirlerini gözeten yasaklarını gözeten, helallerini gözeten, haramlarını gözeten. O yüzden o cezahum bima sabaru sabrettikleri için Cenab-ı Hak onlara bu güzelim karşılığı cenneti ve ipekleri cenneten ve harira. Şimdi ara sahnelerde muttaki ine fiha alal Onların orada tahtları var. Özel kendilerine has tahtlar. Önceki dersimizde konuştuk. Bunlar Allah'ın yarattığı kişiyle etkileşimde bulunabilen, belki konuşabilen ki benzer bizde yaptığımız cihazlar artık sesimizi algılaması, bize soru sorması, isteğimize göre işte çayı demle, şu saatte, şu vakte hazır olsun, şunu yap diye robotlarla benzer etkileşimleri yapmak üzere onları bu şekilde oluşturuyoruz, üretiyoruz. Bizde bunun beklentisi özümüzde karşılığı olmasa bunu tahayyül bile edemeyiz. Demek ki bu beklenti cennet için yaratılmış bulunan Hazreti Adem ve çocukları açısından ana yurda duyulan ve ana yurttaki ortama duyulan bir özlemin adeta çağrışımı gibidir. İçimizde hazır buluyoruz bunu ve hiç bilmeyen bile böyle bir imkanı kutudan çıkarıp kullandığında aynı güzel diyor tam da istediğim gibi diyor. Çünkü o istediği şey onun içerisinde zaten bildiği ve geçmişten efendim kökten gelen cennete duyulan bir özlemin dışa vurumu gibidir. O yüzden buradaki tatlar da oradaki imkanlar da bizdeki gibi böyle sınırlı robotik programlar değil de bir kişilik sahibi karşılıklı etkileşimi veya halden anlayacak kadar yüksek düzeyde Allah azze ve celle'nin hizmet için yarattığı varlıklar gibi düşünün. Canlı bunlar. Ağaçlar nasıl canlıysa, yeryüzünde develer nasıl canlıysa, yeryüzünde ve bunlar nasıl müsahhar kılınınca bu dünyadaki demo örneklikte bizim emrimizde bize hizmet ediyorlarsa, bunların bu demo örneklerini değil de full örneklerini düşünebilirsiniz. Bunlar az çok anlıyorlar. Bunlar evet söz dinliyorlar ama kısıtlı etkileşimimiz kısıtlı. Zaman zaman efendim yetersizliklerini görüyoruz. Bir de tam söz anlayan, lep demeden leplebiyi anlayan, hizmet etmek için can atan, hizmet etmediği, etmek istediği zatın durumunu önceden kestirip sürprizler yapan, Böylesi olabilirler. Bunlar full opsiyona açılmış gibi, diğer bütün kısıtların üzerlerindeki kaldırılmış gibi. Dolayısıyla koltuğun ileri git geri git, sırtımı ısıt, hafiften beni kaşı veya masaj yap. Buna benzer bir dünya üretim var insanların yaptığı şu anda. Bunların bizim beklentimizle bu çok amatörce örnekleri üzerinden bile yola çıksak, hayalimizin bizi götüreceği derinlikte cennet tahtlarının nice olacaklarını, nasıl olacaklarını az çok tahayyül edebiliriz. Ve bu tahayyülümüz herhalde gerçeğinin yanında ancak birinci versiyon kalabilir belki. Belki de onun yanında çok çok iptidai bir ancak demo örnekten ibaret olabilir. Çünkü Allah'ın yaratması kulların yapay ürettiği şeyler ile benzeşmez, apayrıdır, bambaşkadır.